Sevgili spor severler, herkese merhaba. İyi bir hafta diliyorum herkese. Bugün Hatay Erzin Gökdere Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Samat'la beraberiz. Birazdan neler yaptığıyla ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu imkanı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Benim de öğrencilerim adına. Çok sağ olun. Rica ederiz. Ne demek? Öncelikle neler yapıyorsunuz? Sizi tanıyalım. Mahmut öğretmenimiz. Evet, ben aslında sıradan bir beden eğitimi öğretmeniyim. Önce onu söyleyeyim. Yani ben sporla iç içe bir olarak beden eğitimi okumak için üniversiteyi kazandım, gittim. Tenisi biz sadece televizyondan izliyorduk. Orada tenisle tanıştım. Aytut Çelikkanat hocamın sayesinde. Kendimi geliştirdim. İyi bir oyuncu olmak istiyordum. İyi oynuyordum, çok iyiydim. Yani çevremdeki insanlar da biliyor. Ondan sonra işte kol sakatlıkları, trafik kazası, şu bu derken Allah nasip etmedi. Ama düşündüm kendi kendime. Ben olamadım. En azından bir benim çocuklarım, benim öğrencilerim bir yere gelirse tatmin olurum diye düşündüm. Gökdere Ortaokulu aslında bir köy orası. Küçük bir köy. Oraya tayinim oldu. Gittiğimde tenisle ilgili hiçbir şey yok. Yani çocuklar futboldan başka branş bilmiyorlar. Şöyle bir düşündüm ya ne yapabilirim? Futbol, voleybol takım çıkarttık işte başarılı olduk olmadık. Ama işte bunlar o diğer sporları dışladığımdan değil. Sadece biraz sıradan geldi bana. Çünkü herkes yapabiliyor. Bu çocuklara ben değişimi yaptırabilirim. Tenis çünkü benim içimde kalmıştı çocukluğumda. Dedim bunları ben tenisle tanıştırayım. Çünkü çok sevdiğim bir spor. Hiçbir imkanımız yoktu. Ondan sonra raketle şuydu buydu. Bunları temin ettik bir şekilde yardım edenler, bize destek olanlar. Bunların isimleri de var zaten birazdan söyleyeceğim. Başladık. 70-80 nüfuslu bir okul. Bu 70-80 nüfuslu bir okulda biz yetenek taraması bile yapmadan kim tenis istiyorsa, kim oynamak istiyorsa herkesi aldık. Herkese zaten sayılı yani sınır fazla bir seçeneğimiz yok. Hepsini aldık. Hepsine antrenmanlar, şunlar bunlar. Aman nasıl bir yoğunluk bir bilseniz. Voleybol sahası, voleybol sahasındaki çatlaklar, delikler, kort yok, dar bir alan. Oraya file çektik. Önce voleybol filesiyle başladık, gittik. İşte mağazadan ucuz raketler aldık. Bunları çocuklara verdik. Parası olmayanlara bedava verdik. İşte durumu biraz iyi olanlar işte kendi aldı. Topları temin ettik. Şu bu derken biz başladık. Ondan sonra çocuklar hiç yani o zaman hiç bilmiyorlar. Yani sıfır oynayamıyorlar da. Çok mücadele verdi. İnanın var ya o topları alıp tek tek önlerine atıp vurdur, vurdur, vurdur. Yani ben ona verdiğim emekle 20 tane belki futbol, voleybol takımı, belki dünya başarısı bile gelirdi belki abartmayayım. Ama tenis ben vazgeçmedim. Çocuklara oynattım, oynattım, oynattım. Dirildi, işte çalışmaydı. Ondan sonra bu çocuklar artık ben şart koştum. Yani öğreneceğiz bunu. Başka yolu yok. Günde 4 saat antrenman yaptığım oluyor. 4 saat o yazlık kışı soğuklarda 4 saat 5 saat yani kendileri de şahit o kadar yoğun bir şekilde çalıştık. Ondan sonra bunlar işte Hatay'da okul sporları yarışmasına gittik. Hatay'da büyük şehir gittiğimizde ben pek umudum olmamasına rağmen katıldık ve ilk turnuvamıza namağlup şampiyon oldular. Herkes şaşırdı zaten bu çocuklara. Ondan sonra bir sürü birincilik ikincilik aldılar. Ondan sonra Mersin'e gittik. Mersin işte Türkiye yarı finalleri. Düşünün ki gruptayız. Bütün büyük illeri yeniyoruz. Ve son maçımız İstanbul Bahçeşehir Koleji ve Gökdere Köyü Ortaokulu. 70 nüfuslu bir okul. 20 milyon nüfuslu bir ilin, büyük şehrin okuluyla biz oynuyoruz. Biz yensek finallere kalacağız. Ama biz ne oldu? 1-1 yani çok yaklaştık ve finalde kaybettik. Çift maçında kaybettik. Ondan sonra şeyle oynadık. Antalya Doğa Koleji ile yine final oynadık. Yine 1-1 çiftlerde kaybettik. Yani çok yaklaştık. Yine olmadı. Ondan sonra Adana Koleji ile oynadık. Yine kaybettik. Yani geldik olmadı. Ama düşünün ki sadece o öğrencilerin bir tanesinin raketi bizim bütün oyuncuların raketini satın alacak derecede pahalı. Bizim oynadığımız toplar artık oradan buradan şuradan ikinci el toplar işte elimden geldiği kadar ben alıyorum yardımseverlerden alıyorum o oluyor bu oluyor o kadar kısıtlı imkanlar size yemin ediyorum ben şu an
Yaşımı söylemeyeyim, çok gençim. Yani ben 5-6 yaş, belki daha da yaşlandım bu stresle. Sadece bu çocuklar bir yere gelsin. O kadar uğraştım, olmuyor. Olmuyor, nasıl olmuyor? Düşünün, ben şimdi bunları bir federasyon turnuvasına götürmek istesem, kaç kişiler bir atıyorum, işte 7 kişiler. Bunların katılım parası 150 TL. En yakın federasyon turnuvası Adana Mersin, bize bayağı 100-150 kilometre uzakta, git gel git gel, kalacak yerimiz yok, kalsak daha kötü. Bir hesapladım, 7000-8000 liraya mal oluyor bir turnuvaları. Zaten ben ki 5000 lira bir maaş alıyorum, nasıl yetişeceğim? Sağ olsun yardım eden çok oldu, elimizden geldiği kadar götürdük. Federasyon turnuvasına bir öğrencimi kattım, Filiz Noyan birinci oldu Adana'da. Cengiz Gökçe ikinci oldu. Diğer öğrencilerimi götüremedim. Ondan sonra Hatay'da şampiyon oldular. Leyla Nur Esoy birinci oldu. Dilara ikinci oldu. Yine federasyon turnuvası. Ya yapabildiklerim bu kadar. Diğerlerde çok, okul sporlarında çok başarılı. Zaten Osmaniye ilinde yaşıyoruz. Yaşamıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada zaten defalarca il birincisi oldular. Ama böyle olmuyor işte. Yani il birincisi bu çocuklar. Türkiye'deki en iyi tenisçilerle, ben 21 yıldır bu işi yapıyorum, en iyi tenisçilerle başa baş, hatta daha iyi olduklarını inanıyorum. Ama sadece eksikleri tecrübe, çalışma, imkan. Yani bunlar çok iyi seviyedeler. Yani bunlar şu an, çok ciddi söylüyorum, 3-4 tane federasyon turnuvası oynasınlar, Türkiye'de en iyi tenisçiler arasına gireceklerine %100 eminim. Sadece bunu diyorum. Yani bu çocukların artık bir şekilde bir yerlere gelmesi, kısıtlı imkanlar. Ben bunları Erzin'de yaşıyoruz biz, Gökdere'de mesela. Oradan alıyorum, her gün buraya getiriyorum. Burada antrenmanlarını yaptırıyorum. Akşam geri götürüyorum. Mesela benim özel derslerim var burada. O başlıyor saat 1'de. Biz sabah 9'da geliyoruz. 1-2 saat burada işte üniversite hocamız var, İsmail Delhi. Sağ olsun o bize kortu açıyor. Burada bizi çalışmamıza imkan veriyor. Bununla ilgili gerekli her şeyi yapıyoruz. Ama dediğim gibi buradan öteye gidemiyorum. Yani bu kadar, yapabileceğim bu kadar. Ne yapabilirim? İşte Cahit Yavuz hocama ulaştım, size ulaştım. Sağ olun bu konuda yardımcı oldunuz. Çok güzel, teşekkür ederim. Ama dediğim gibi buradan ötesini yapamıyorum. Bir şekilde bu çocukların sesini duyurmak istiyorum. Ne yapabilirim? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Umarım duyacaklardır zaten. Çocuklarımız da pırıl pırıl maşallah. Arkanızda da. Çok temiz çocuklar. Evet, evet. Çok. Olun, hepsi başarılı çocuklar. Yani çocuklar hepimizin çocukları ve onların bir yere gelmesine sadece siz yapamazsınız. Hep beraber bir şekilde el birliğiyle artık bir şeyler yapmamız İnşallah. Gerekiyor. Evet, evet. Umarım buradan İnşallah. Da sesimizi İnşallah. Duyarlar. İnşallah. Çok da iyi bir yerlere gelir çocuklar. İnşallah teşekkür etmek istediğimiz kişiler var. Bunları çare. Benim hem oyuncum hem yardımcı antrenörüm başarılı. Okuyabilir mi? Yani biz tabii, çünkü bunu. Çünkü bu yardım, yani bize yardımda bulunanlar bizim için çok önemli. Yani bu zor süreçte yanımızda olan insanları boş geçemem yani. O yüzden Çağrı, bir zahmet okur musun onları? Merhaba öncelikle. Başta bize bu fırsatı veren Cahit Yavuz hocama ve size teşekkür ederiz. Rica ederim. Kortumuz yokken bize kort inşa eden eski kaymakamımız İskender Yönden'e, sürekli destek olan eski kaymakamımız Sayın Ahmet Demirci'ye ve eski gençlik spor müdürümüz İdris Kamalak'a, bize malzeme desteğinde bulunan Sayın Füsun Avcı Yargun'a, milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'a ve ailesine, okulumuza kort yaptıran belediye başkan yardımcımız Bora Börklü'ye ve o zamanki belediye başkanımız Kasım Şimşek'e, bize kortlarını açan Korkut Ata Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın İsmail Delhi'ye, gençlik spor müdürü Sayın Mustafa Laloğlu'na çok teşekkür Bolu. Ederiz. Mustafa Loloğlu, evet. Füsun Avcı, Füsun Avcı Yarguvan, Tenis Aile Birliği Başkanı kendisi. Bu konuda çok duyarlı, çok yardım oldu bize ayrıca malzeme olarak. Zaten onların bize sağladığı malzemelerle, raketlerle biz birçok turnuvaya katıldık. Başta işte dediğim gibi Cahit Yavuz Hocam, işte Füsun Avcı Yarguvan Hanım, Çağla Büyükakçay ve ailesi, yani malzeme olarak çok destek oldu. Sesimizin duyurulmasında da Cahit Yavuz Hocam, yine söylemek istiyorum. Biz Erzin'de ilk kortumuzu değerli kaymakamım, şimdi İskenderun kaymakamı İskender Yönden kortumuzu sıfırdan inşa etti. Halısına varana kadar, kumuna varana kadar, tel örgüsü şuydu buydu. Çok iyi bir insandı. Çok yardım oldu. Ahmet Demirci kaymakamım, o da aynı şekilde.
İdris Kamalak müdürüm. Ama şimdi şunu söyleyemeyeceğim. Şu anki gençlik spor müdürümüz, aynı zamanda şu anki kaymakamımız bu konuda aşırı derece duyarsızlar. Biz şu an Osmaniye'ye geliyoruz. Biz Erzin'de bu çocuklar Gökdere Köyü'nde. Evet. Biz oradaki kortu kullanmak istediğimizde işte pandemiydi, yasaklı şuydu buydu, personel yoktu. Bu kortu ben okumu sırtımda taşıdım. O halıyı sırtımda taşıdım İskender Yönden kaymakamımızla beraber. Biz bunu yaptık, sadece bu çocuklar işte bir yerlere gelsin. Dezavantajlı çocuk sayılıyor bunlar. Biz şu an bu çocuklar o korta kapı kilitli normalde gençlik sporun hiçbir tesisi, ben bakanlığın konuşması bu. Gençlik spor il müdürünün söylediği şey, kortlar, tesisler hiçbir zaman kilitlenmeyecek, halka açık olacak dendiği halde Erzin'in tek tenis takımı ve Türkiye çapında çocuklar başarıya kadar gidebilecek yeteneğe sahip çocukların çalışacağı kort ve bizim için yapılmış olan bir korta biz personel yok diye alınmıyoruz. Kapı kilitli. Biz oraya girsek, çalışsak acaba ne gibi risk olabilir? Ben kaymakam bey'e bunu arz ettiğimde bana söylediği söz şu: sen buranın beden eğitimi öğretmeni değilsin. Bu nasıl bir yaklaşım? Ben bu hangi yönetmelikte, hangi talimatnamede var bunu bilmiyorum. Gerekçe olarak şunu söyledi: pandemide çıkamazsınız. İşte yasak var. Tamam, bu doğru bir gerekçe olabilir. Ama ben şunu söyledim: bu çocuklar lisanslı sporcular ve bu çocukların çalışmaya ihtiyacı var. Ve bütün sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Ve bu kortun yasaklarda da açılmasını istiyoruz. Biz gerekli çalışmayı yapalım. Siz bize bu imkanı sağlayın. Hayır, anahtarı verin. Hayır, anahtarı biz açalım. Hayır, ama ben kortun anahtarı, işte spor salonu Erzin. Bak söylüyorum, Erzin gençlik sporunun, gençlik sporun salonun anahtarı, işte kortun anahtarı, onlar da çok değerli arkadaşlarım. Onlar da var. Benimle husumeti olduğu için bir tek bende yok kortun anahtarı. Biz o korta giremiyoruz. Yani bunun tamam belki yönetmelik açısından gerekçeleri var. Bunu savunabilirler ama çifte standart var. Diğer kişilerde kortun, diğer yerlerin anahtarları herkese veriliyor. Bu çocuklara bu dezavantajı sayılacak ve tamamen gönüllülük esasına göre çalıştım. Ben bu çocuklara, hepsi burada, bu zamana kadar size soruyorum, 1 lira ben sizden para istedim mi? Çalışmalarda işte şunda bunda raket yardım olsun, top, 1 lira para bile istemedim. Cebimden yani milyarlar harcamışımdır. Hepsi burada, sorabilirsiniz. Ve beni şunla suçlayacak kadar da, yani artık o cümleyi kullanmayayım. Yani sen bunlardan para mı alıyorsun? Para almadığını nereden bilelim gibi suçlamalar bile oldu üzerime. Dediğim gibi biz gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Amatör ruhla çalışıyoruz. Biz kendimiz olamadık. Gerçekten yani herkes bilir, çok iyi bir oyuncu, çok iyi böyle el becerisi olan bir tenis oyunum olduğu halde olamadık. İmkanımız yoktu. Sakatlıklar şu bu. Bu çocukların olmasını istedim ama önüme çıkan acayip engeller var. Tabii destek olan da çok. Ya bu konuda yardım edenleri zaten saydım. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben burada açık ve net söylüyorum. Herkese de yüzleşmeye hazırım. Ben Erzin gençlik sporun kortlarına personel yok gerekçesiyle giremiyorum. Ama diğer taraftan akşamları herkes girip anahtar alıp açık oynayabiliyor. Ve bunu da her türlü ispatlarım yani. Bu konuda çok üzülüyorum. Bunu da söylemek istedim. Yani onların da muhtemelen kendilerine göre bir cevapları vardır. Umarım bu videoyu belki onlar da izlerler. Bir şekilde kortlar çocuklarımıza açılır ve onlar da orada oyunlarına devam ederler. İnşallah. Temennimiz o yani. Hocam peki Covid'de ne yaptınız? Çocuklar nasıl etkilendi? Yani biz şimdi çocuklara ben kendi evinde yapabilecekleri etkinlikler verdim. Ondan sonra bunlarla ilgili mesela ayak çalışmaları, hız çalışmaları, kuvvet çalışmaları, bununla ilgili çalışmalar yaptık. İşte ne derece verimli olur? Çünkü çocukların zaten kortumuz yok. Evde zaten öyle bir tenis oynama imkanları yok. Bununla ilgili işte güç, dayanıklılık, kuvvet, sürat, çabukluk, bununla ilgili çalışmalar yaptık elimizden geldiğince. Ya çok verimli olmadı yani işin açığı. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalıştık yani. Çok güzel. Peki yanınızda çocuklarımız var. Onlardan da birkaç cümle alalım. Çocuklar nasıl geçti Covid'de dönem? Yani zorlandınız mı?
dışarı çıkmama evet, gibi durumlar. Öncelikle COVID döneminde hocamızın bize verdiği antrenmanlarla birazcık daha zinde kalmaya çalıştık. Ama tabii ki kort imkanımız olsaydı ve antrenman yapsaydık çok daha iyi olurdu. Tabii ki. Yeteneklerimizi geliştirmek anlamında hocamız her zaman bize destek oldu. COVID döneminde de destek olmaya devam etti. Yani önümüzdeki turnuvalara hazırlanmak adına sürekli antrenman halindeyiz. COVID'e rağmen. Yücel, sen de konuş. Şimdi hocamız bize evimizde antrenmanlar uyguladı ama tabii uzun bir süre evden çıkamadığım için tenis konusunda bayağı bir geriledik. Ama şu an hocamız her türlü yardımcı olduğu için bir yerlerde başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Yani her türlü sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Her gün buradayız. İnanıyoruz yani yapacağız bir şeyler. Cengiz. Tekrardan merhabalar. 4 aya yakın süre oynayamadık. Tabii evde antrenmanlarımıza devam ettik kısa da olsa. Böyle ama şey olmadı yani. Faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yani elimize geleni yapacağız. Aynen. Evet. Tabii ki. Mahmut İnşallah yani öğretmenliğin İnşallah hakkını veren yani. Bir öğretmen. Yani çok teşekkür ederim. Öğretmenin değerini bilelim. Sizin gibi yani tabii ki bütün öğretmenlerimize de buradan sevgilerimizi iletelim. Ben de çocukluk döneminde atletizmdeydim. Lisanslı koşuyordum. Ama bizim dönemlerimizde yani öğretmenlerin hakkını yemek istemem ama sizin gibi yani çok üstümüze yani bizim başarılarımızı 5'e 10'a katlayacak öğretmenlerimiz pek fazla yoktu. Belki o zamanki şartlardı ya da farklı şeyler. Onu bilmiyorum ama sizin gibi değerli öğretmenlerimizin çok ellerine, şeyler, emeklerine sağlık. Umarım emeğinizin karşılığını en iyi şekilde alırsınız. Çocuklarımız da zaten emeğini karşılığını vereceklerdir. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Yani internetin çekmediği veya internetin olmadığı köylerimizdeki çocukların kısıtlı olmasıyla şu anki çocuklarımız nasıl ki sporla ilgilenmek istiyorlar ama ekipman yeterli değil. Aynı durumdalar aslında, hiçbir farkı yok. Umarım evet, aynı. Bu videodan sonra herkes sizin de sesinizi duyar. Çocuklarımız da çok çok başarılı yerlere gelir. Çünkü bizim tenisçilere, sporcu çocuklara ihtiyacımız var. Umarım ki çocuklarımız da sizin sayenizde en iyi yerlere geleceklerdir. Bir gün bir bakmışsınız. Mahmut Hoca'nın yetiştirdiği çocuklar dünya şampiyonu olmuş, Türkiye şampiyonu olmuş. Hiç belli olmaz. Umarım ki olacaklardır. Tabii ki ya. Yani şimdi insanlar çalışarak bir yerlere geliyorlar. Tabii ki. Yani çalışmakla oluyor bu işler. Yoksa yetenek ama şimdi dediğim gibi yani biz kim işte kim oynamak istiyorsa aldık, yetiştirdik, elimizden geleni yaptık. Demek ki oluyormuş yani. Biraz daha çalışsak daha iyi şeyler olacaktı yani. Tabii ki. Yani ekipmanın yetersiz olmasıyla çocuklar şampiyonluklar kazandıysa umarım yani ekipman evet. Olursa neler neler olur. Tabii ki ya. Tabii ki neler olmaz ki. Yani gerçekten inan. Bak yine söylüyorum. Yetenek olarak yani şu anki seviyelerini söyleyeyim. Şimdi mesela tamam sadece maç tecrübesi. Yani iyi oyuncularla oynayacak maç tecrübeleri yok. Ama yani başa baş burada bir rally yapsınlar, top çevirsinler veya antrenman yaptıkları zaman bunların hiç kimse bilmez ki bu çocuklar burada köyde yetişmiş, işte karşıdaki profesyonelmiş, bu çocuk amatörmüş bilmezler. Yani o derece oyunları var. Dediğim gibi işte biraz daha olayın profesyonel yönünü kavrayamadılar. Maç tecrübesi, işte olayın incelikleri. Tek eksiğimiz bu. Maç ve maça yönelik yani nasıl diyeyim, profesyonel maça yönelik iyi bir antrenman. Yani çünkü biz kort bile bulamıyoruz düşünün. İyi bir antrenman, iyi bir ekipman, iyi bir malzemeyle bu çocuklar kesinlikle çok iyi sporcular ve tenisçiler olacaktır. Buna garanti veriyorum yani. Tabii ki inandıktan sonra yani ben o görüşteyim. Her şeyi başarırız. İnşallah, inşallah kesin. Çok önemli çünkü. Evet, evet, aynen. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da duyalım. Ya son kez işte diyorum yani bu çocuklar için ne olabilir? İyi bir spor kulübü. Mesela Cengiz arkadaşımız atlı spora gitti. Orada biraz kaldı falan ama işte imkan şu bu gidiş geliş uzak Adana olmadı. Diğer arkadaşlarımı da çağırdılar kulüplere. Uzak aileler işte sıkıntı şu bu.
Benim sadece demek istediğim şu, yani bir özel okul olur, özel üniversite olur, ne bileyim bir özel kulüp olur. Bu çocuklara burslu veya imkanlarını karşılayacak. İnanın üniversite takımında çok başarılı olurlar. Kulüpte çok başarılı olurlar. Herhangi bir kurumda çok başarılı olurlar. Yani bu çocukların bu yeteneğini, bu imkanlarını değerlendirmek lazım. Ben olsaydım eğer, yani gerçekten imkanım olsa böyle bir kulübüm ya da bir özel üniversite diyeyim, yani bir üniversite falan olsa direkt bunları alır burslu okuturdum. Direkt spor kulüplerini alırdım. Ama dediğim gibi kimseye ulaşamıyoruz. Kimseye sesimizi duyuramıyoruz yani. Yani umarım bu videodan sonra birçok kişi sesimizi duyacaktır. Ben eminim ki haberlerde alırsınız. Bu tarz yani videolar veya bu tarz haberler aldığımızda biz çok mutlu oluyoruz. Özellikle ben yani bir köy okulunda veya Anadolu'da herhangi bir öğretmenin bir çabasıyla, bir uğraşıyla gerçekten hepimizin böyle gözleri doluyor yani. Böyle öğretmenlerimiz de var. Yani çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Keşke benim dönemimde de sizin gibi öğretmenim keşke, de olsaymış. Keşke. Bir öğretmenim daha olurdu. Keşke olsaydı, keşke. Yani çocukları keşfetmek, o çocuklar için bir şeyler yapabilmek çok çok önemli tabii ki. Aynen, aynen. Ya biz dediğim gibi mesela okulda beden eğitimi, ben dersi hatırlamıyorum. İnanın bir futbol turnuvası olacaktı lise sınıflar arası. İki gün sevinçten uyuyamadım, o da iptal oldu, düşünün yani. Futbolu o kadar seviyordum. Ondan sonra beden eğitimi dersinde ben top oynadığımı pek hatırlamıyorum. Yani beden eğitimi dersini hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum beden eğitimiyle ilgili. Yani spordan çok uzaktık biz. Hiçbir şekilde ne olurdu? Okul takımları olurdu, şu olurdu, bu olurdu. Ben okul takımının olduğunu bile bilmiyordum. Yani maçlara giderlerdi. Hiç haberimiz yoktu. Nasıl oluyordu? Yani artık insanlar tanıdıklarını mı, işte herkes hocaya yakın olanlar mı, şu mu, bu mu? Yani ben yine diyorum, ben futbol konusunda atıyorum, masa tenisinde, kort tenisinde, diğer branşlarda voleybol olsun, yüzme olsun. Her alanda ben çok spor yaptım, yaparım. Ama dediğim gibi o zaman da imkan yoktu. Babam rahmetli çok karşıydı spora. Futbol oynamak istedim, oynatmadı. Lisansımı imzalamadı. Sahada beni dövdü rahmetli. O derece yani biz çok zorluklar gördük. Ama dediğim gibi ben bunları yaşadım. Ama çocuklar yaşamasın. İnşallah bir yerlere gelsin. Onu istiyorum. Tek amacım o. Benim içimde bu kaldı yani. Bir sporcu olmak, spor yapmak, bir yerlere gelmek. Bu benim içimde kaldı. Ben bu içimde kalan şeyi çocuklarda yaşatmak istiyorum. Tek amacım bu yani şu an. Emin olun çocuklar yaşayacaklardır. Sizin gibi değerli i̇nşallah, bir öğretmenleri inşallah. Var. İnşallah. Bütün çocuklarımıza da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Evet, biz de çok çocuklar, sevgi saygılar. Yani tabii ki özel çocuklar, yani yetenekli çocuklar. Onların evet, bilişsel kavrama şeyi daha farklı tabii ki. Umarım evet, ki çok çok iyi yerlere gelir çocuklarımız. İnşallah çok iyi olur. Ben ağzınıza sağlık diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yani Allah razı olsun. Cahit Yavuz Hocam sayesinde, sizin sayenizde inşallah bir şeyler olur, bir duyan olur. Çok teşekkürler. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli öğretmenlerimiz iyi ki varlar. Hep de var olsunlar zaten. Çocuklarımız da sizin gibi öğretmenlerimizin değerini bilsinler. Ki biliyorlardır da zaten. Gözleri kırıl kırıl çocuklarımızın. Maşallah. Çok sağ olun. Hepinize başarılar diliyorum hocam. Size ve öğrencilerimize. Umarım bu videodan sonra gereken yerler, gereken mesajı alır. İnşallah, çok da iyi yerlere gelir. Çok sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Sevgili spor severler, bugünlük bu kadar diyelim. Mahmut öğretmenimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi günler.